zekat, sadaka, infak bunlar yani Kur'an'daki Allah rızası için vermeyi ifade eden terimler. İnfak vermeyi ifade ediyor. Sadaka bir yerde doğrulamayı ifade ediyor. Allah rızası için verdiğimizde aslında Allah'ın hükümlerini de doğrulamış oluyoruz. Zekat ise işte o vererek sadaka, sadaka vererek insanın temizlenmesini ifade ediyor. Tahminim zekat aslında Allah rızası için insanın sahip olduklarından vererek her türlü temizlenmesini ifade etmekle beraber halk arasında yaygın olarak Allah rızası için verilen malla ilgili kullanılıyor. Burada şu soruyu sormamız lazım. Yani biz bu hayatta ne yapıyoruz ve bu hayattan nereye gidiyoruz? Yani bu büyük resme bakmadığımız müddetçe Allah rızası için vermenin önemini bir türlü yerine oturtmamız mümkün değil. Şöyle yukarıdan bir resimle, yani bence birçok şeyde olduğu gibi burada da bir kendimize bakmamız lazım. Yukarıdan bir bakışla kendimize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz şu anda 2000'li yıllarda dünyanın bir noktasındayız. Hı hı. Ve insan hayatı 100 yıl bile olmayan çok kısa bir hayat. Bu hayatta Allah bedenimize bize birçok kullanacağımız organlar verdiği gibi bize mal da, nasip etmiş hı hı. mallar giyineceğimiz mallar oturacağımız mallar veyahut da bunları almakta aracı olan altınlar dolarlar eurolar türk liraları değil mi birçok buna benzer şeyler vermiş eğer ki Allah bize hayatı nasip etmeseydi biz bunların hiçbirine sahip olmazdık Allah yine maddeyi evrende yaratmasaydı bizim bunlara sahip olmamız yine mümkün değildi yani sonuçta biz neye sahipsek bedenimizde değil sırf mal olarak da neye sahipsek bütün bunlar Allah sayesinde dedi. evet ve ondan sonra kısa bir süre buradaki bu mallarla dolduktan sonra ne olacak? Bakınca. Biz yani Ölecek. Mesara, gideceğiz hepimiz. Yani sonda gördüğümüz bir yerde gidiyor. Yukarıdan işte resme baktığında milyarlarca yıl sıkışmış bir yüz yıl. Hı hı. Peki yüz yıl biz oraya gittikten sonra Kur'an'a iman ediyorsak ondan sonra ahiret hayatının da varlığını görüyoruz. Ahiret hayatına buradan mal nakli yapabilen var mı? Mesela işte altınlar, takılar, Euro hesabı, dolar hesabı, benim işte böyle çok güzel villalarım vardı, köşklerim hiç vardı. Hiçbir şey götüremiyorsunuz. Hadi tapınaklı şey yapalım şey. ahirete. ya yani bu kendimizi kandırmak değil. Tam tersi sanki böyle olabilecekmiş gibi yapmak, e, bunun böyle olabileceğini düşünmek. E, kendi kendini kandırmak. Yani hepimiz biliyoruz ki ahirete havale yapabilen bir banka yok. Ve böyle bir bankanın olması mümkün de değil. Banka ne kadar yeni enstrümanlar bulursa bulsun bankalar, finans kurumları, hiçbiri ahirete benim havale yapma imkanım yok diyor. Bu da şu demek, biz çok çok hırs yaptığımız malımızdan bu dünyada ayrılacağız. Peki buradaki mal, Allah'ın bize bir nimeti, bir o malla şükredeceğiz mi diye bir nimeti, malla birçok bir şekilde imtihan oluyor. Ee, ama diğer taraftan o maldan bakalım fakirler için vereceğiz mi? Yani zekat, sadaka, infak dediğimiz o süreci gerçekleştirecek miyiz? Biz Allah bize malı verirken bununla imtihan oluyoruz. Aslında maldan veren kimse malı Allah sayesinde sahip olup olmadığına iman edip etmediğini de gösteriyor. Evet. Eğer ki bir insan malı Allah sayesinde sahip olduğunu farkındaysa... Yani o malının Allah rızası için sarf etmemesi kadar... E, yani Değil, değil yani Saat bir mi? yanlış bir şey düşünür. Yani zihnimizde bizim ciddi bir evet. sorun olması lazım. Çünkü niye? Ahirete bunu götüremiyoruz. Bütün mal burada kalıyor ama ahirete Allah rızası için sarf ettiğimiz mallarla kazandığımız sevabı Allah rızası için yaptıklarımızı götürebiliyoruz. Evet. Ezeli olan Allah biz ölünce bedenimiz de yok oluyor. Hı hı. Hafızalardan bizi tanıyanların hafızalarından da biz yok oluyoruz. Ama Allah'ın hafızasında bizim yaptığımız iyilikler kalıyor. Allah evet. rızası için fakirlere gözetmemiz, etmemiz, malından sarf etmemiz ve e, Allah'ın hafızasında son sakat bizimle ilgili artı bir puan olarak kalacak. Evet. Bunun değerini anlayan bir kimse, Allah'ın beğendiği bir kul olmanın her şeyden değerli olduğunu bilen, buna da Allah rızası için hayırlı hayırlarda malımızı kullanarak ulaşmanın bir imkan olduğunu düşünen herkes malından sarf edecektir. Fakat, Hümeze Suresi 3. ayette geçtiği gibi o malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor diye düşünen kimse, yani malı sanki kendine sonsuzluğu getirecekmiş gibi düşünen kimse <laughs> o malına daha çok sarılacaktır. Allah aslında bizim içimize öyle bir his vermiş ki gelecekle ilişki kurabilecek şekilde bir zihnimiz var. O geleceği bir şekilde garanti altına almak istiyor. Bu aslında bir insanı götüreceği yer Allah rızası için sevaplar, hayırlar işleme. <laughs> Fakat diğer taraftan e, bu dünyadaki e, yani Bizim gerçekten güvenecek Bizi alacak şey aslında Malı tutmamız değil sarf etmemiz evet. Airet anlıyorsak Fakat dünya çerçevesi içinde Bütün hayata baktığında birçok insan Dünya hayatta kendisinin güvencesinin Malını yığmak olduğunu zannediyor Aslında iki paradigma var Yani airet var diyorsanız Mantıklı olan Allah rızası için sarf etmeniz hı hı. Bu dünya Sonsuzsa sarf etmemenizin belki bir anlamı olabilir. Aslında bu dünyanın içinde baktığınızda... öbür paradigmada da malı tutmanın çok bir esprisi yok. Yani ölünce yok olacağını düşünen bir insan da ya yani malından ölme öldüğünde eve vedalaşıyor. Yine mal hırsını böyle malı yığacak şekilde bir hırs yapmanın hı hı. mantıksal karşılığı gözükmüyor ama insanların o e, sanki sevaplarla ebedi hayatı kazanmasına paralel yanlış bir duygu kayması malda oluyor. Hmm. Malı birçok şekilde yiyerek sanki öldükten sonrasında garanti alacakmış gibi adeta düşünen böyle bir zihinsel yanılgıya düşen ya, aslında malırsının birçok kötülüğünde anası olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi hocam? Yani hiç şüphesiz yani şöyle düşün yani şimdi malırsının kötülüklerin anası olması birkaç şekilde olabiliyor bir e, malı haram şekilde bahtil yollarla elde etmeniz mümkün. Nedir? Kuranda geçiyor bunlar. İşte birisine diyelim rüşvet vererek başkasının hakkını gasp edebilirsiniz. Hı hı. Ee, Tartıda ölçüde hile yaparak ticaretinizde yalan dolan karıştırarak başkasının hakkı olan bir şeyleri kendi üzerinize geçirebilirsiniz. Hı hı. Kısacası malla ilgili imtihan, malırsıyla ilgili imtihan bir mal için siz kötülük yapacak mısınız, yapmayacak mısınızla başlıyor. Hı hı. Başkasının bir emanetini vermeyip veya bir yetimin miras hakkını ona vermeyip malla böyle bir imtihan oluyor. Bir haram yiyor musun yemiyor musun diye birçok kimse mal hırsından dolayı Kurandaki birçok haramı yapıyor. Yetimin hakkını yiyor, zayıf insanları eziyor, yalan söylüyor, rüşvet veriyor, başkalarının hakkını gasp ediyor. Bu nedir? Aslında bunların hepsinin temelinde bir e, sahip olma hırsı. mal hırsı var. Şimdi, bu e, hırsdan e, nasıl kurtuluruz hocam? Ha, şu, ona da girip fakat bir de başka türlü de bir mal hırsı var diyeyim. Bazen de harama girmeseniz diyelim yani ticaretinize haram karıştırmıyorsunuz ama malın yani ben sahibiyim, benim banka hesabımda duruyor bu işte benim tabuğu bende düşünüyorsun. Oysa bunu söyleyen kimse Allah'ın bir kulu olduğunu, her şey Allah sayesinde sahip olduğunu o malı da ben istediğim gibi malı sarf ederim demeye hakkının olmadığını anlamıyor. Biz Allah'ın kuluysak ancak Allah'ın dediği şekilde o malla ilişki kurabiliriz. Hı hı. Allah da fakirlere verin diyor. Fakirlerin bizim malımızda hakkı olduğunu söylüyor. Kısacası böyle bir mal hırsı da sorun. Yani malın bu şekilde hırsı yani helal bir kazanç kazançıyla olsa mala eğer ki bir insan malı yığıp da onu fakirlerle muhtaçlarla paylaşmıyorsa Allah'ın o nasibini kendine bir tek tutuyorsa bu da bir sorun. Yani zenginin Hayır. malında fakirin hakkı var. Tabii ki. Ayrıca şöyle de yine bir mal hırsı olabilir. Birçok insan malla ilgili düşkünlüğünden dolayı Allah rızası için yapılacak şeyleri bir kenara bırakabilir. Hı hı. Ne yapabilir? Allah daha azanar malla ilgili şeylerde. Namazlarını işte mal hırsından dolayı namazlarını aksatabilir. Allah yolunda bir mücadele edilecektir. İşte mal peşinde gitmekten, malına bir şey olacak endişesiyle Allah yolunda mücadele eden, Allah yolunda hayırlar yapmaktan, iyilikten yapmaktan geri doğurabilir. Yani bütün bunlar yani haram ticarete, haram yollara başvurmadan, malını fakirlere vermemeden, insanı yapacağı hayırlardan, güzelliklerden alıkoymasına kadar mal hırsının sebebiyet vereceği birçok sorun var. Bunların hepsi de haramdır. Yani İslami açıdan bir insanı farzdan dalı da koyması malın sorundur. Evet. Ee, harama götürmesi de yani illa şöyle düşünmemek lazım. Yani ticarette bir tek harama giriyorsa kimse o yani bir üç kağıt yapıyorsa o mallı ilgili sorun diye düşünmemek lazım. Yani bir insan fakirlere vermiyorsa o da sorundur İslami açıdan çünkü zekat da önemli bir farz. Veya alta Allah'ın farz kıldığı ibadetlerini Allah yapılması gerektiği hayırlardan mal alı koyuyorsa bu da sorundur.